Ya Hannan, ya Mennan, ya zel cudi vel ihsan, sebbit kulube alel iman, nercu affeke vel gufran, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la Elveda, şehri sıyam, elveda, elveda. Şehri rahmet elveda, elveda şehri Ramazan elveda. Evveli hu, ahiri hu, zahiri hu, batını hu, kul yahu, yahu, ya ehadu, hak yahu, yahu, ya samedu, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la elveda, elveda, şehri sıyam, elveda, 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 şehri Ramazan, elveda, 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 şehri sıyam, elveda, elveda. Feyiz dolu demlerin, yıla bedel güllerin, ser tacı müminlerin, ey Ramazan elveda. Feyiz dolu demlerin, yıla bedel güllerin, ser tacı müminlerin, ey Ramazan elveda. Elveda, elveda, ey Ramazan elveda. Elveda, elveda, ey Ramazan elveda. Rahmet mağfiret sende, kadir ve kıymet sende, aşkı muhabbet sende, Mah-ı Rahman elveda. Rahmet mağfiret sende, kadir ve kıymet sende, aşkı muhabbet sende, Mah-ı Rahman elveda. Elveda, elveda, ey Ramazan elveda. Elveda, elveda, ey Ramazan.
elveda, elveda. Efendim çok teşekkür ediyoruz grubumuzu. Efendim çok teşekkür ediyoruz grubumuzu camimizin içerisindeki hazırlıklarını yapmak üzere grubumuzu camimize doğru uğurluyoruz. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. İşte o akşam bu akşam, o gece bu gece. TRT Türk ekranlarından sesimizin, nefesimizin ulaştığı herkese, her yere Ankara'nın güzide mekanlarından olan Taceddin Sultan Dergahı ve Camii'nden selam ve muhabbetle. Kadir Gecesi programımıza hoş geldiniz. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız, temennilerimiz, gönlümüzden ne geçiyorsa Rabbim hayır olarak bizlere nasip etsin inşallah cümlemize. Efendim çok güzel bir gecede, çok güzel bir ay içerisindeyiz. Bu kutlu misafir birkaç zaman sonra bizleri yeniden gelmek üzere bırakıp gidecek. Ve umarız ki bu misafiri bizler layığıyla uğurlayanlardan ve layığıyla ağırlayabilenlerden olalım inşallah. Ve yine bize seneye sağ salim bu kutlu misafiri yeniden karşılamak nasip olsun diyoruz. İşte misafirin en güzel hediyesi ve bizlere bıraktığı bu gecenin içinde ve başlangıcındayız. Leyletül Kadr olan, bin aydan daha hayırlı olan bir gecedeyiz. İşte o gece bu gece dostlar. Düşünün ki insan ömrü 60-70 yıl sürüyor. Eski ümmetler gibi uzun ömrümüz de yok. Lakin niyetimizle az bir amelle kazananlardan olabiliriz. İşte bir gecenin koca bir ömre tekabül etmesi, 83 yıllık bir ömüre denk gelen Kadir Gecesi bu gece. Aşıklar bu geceyi aramak için camilerde itikafa girmişler. Dostlar bu gece ne yapalım? Bu gece ellerimizi semaya kaldıralım. Samimi gözyaşlarıyla, samimi tövbelerle bu geceyi gün ağaran da tan yeri ağarana kadar ifa edelim inşallah. İfa edelim ki 83 yıla denk gelen affımıza vesile olan bir nişane olsun bu gece. Ömrümüzde kaç defa gelir ki bir Kadir Gecesi? Ya da gelen Kadir Gecesi'nde kaç defa hazır ve nazır olabiliriz ki? İnsanlarımızın çoğu zekatlarını hatta tasadduklarını bu gece mübarektir diye özellikle bu gecede veriyorlar. Ve kıymetli dostlar güzel bir mekandayız. Ankara'nın müstesna yerlerinden bir tanesi. Hacı Bayramı Veli'den sonra en çok ziyaret edilen bir mekan burası. Özellikle Ankara'ya gelen ziyaretçilerin ziyaretlerinden büyük keyif aldığı bir mekan burası. Tarihin ve tarihi şahsiyetlerin de olduğu bir mekan. Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırları içerisinde Hamamönü mevkiinde Taceddin Sultan dergahındayız. Dergahta bir cami etrafında kabirler, merhum Mehmet Akif'in bir dönem Ankara'da ikametinde kaldığı ve İstiklal Marşımızı yazdığı mekandayız. Bu mekanda birbirinden kıymetli isimler var dostlar. Onlar hep bu geceleri anmışlar ve bu kutsiyet için yaşamışlar. Onlardan birkaçını da analım, hem dua olsun hem muhabbet olsun ve sahibi hayatlarına da şiar edinmiş isimler aynı zamanda. Efendim bu mekanı biraz daha şöyle yakından tanıyalım. Anadolu'yu mayalayan, ilim ve irşatta bir kutup yıldızı gibi parlayan Ankara'nın manevi büyüklerinden ve buraya da ismini veren büyük zat Sultan Taceddin-i Veli Hazretlerine selam olsun, muhabbet olsun. Asıl adı Mustafa olan, babasının ismiyle anılan bir zattır Taceddin-i Veli Sultan. 1600'lü yıllarda inşa edilen dergahı daha sonra 1892 yılında bizatihi Sultan II. Abdülhamit Han'ın emriyle yeniden tadilata girmiş ve yeniden dergaha bir minare yapılmış. Aynı zamanda Taceddin-i Veli'nin şu anda yattığı yere bir türbe inşa edilmiş ve dergah yeniden restorasyona uğramış. Ve bizler de bu kutlu gecede TRT Türk olarak sizlerle birlikteyiz ve sizlerin gönlüne, hanesine konuk olduk sevgili dostlar. Bu güzel mekanda Ankara'ya gelerek bir dönem burada ikamet eden caminin hemen yanında bugün de müze olarak kullanılan ve merhum vatan şairi Mehmet Akif'in bir dönem Ankara'da ikamet ettiği evin hemen yanındayız.
Bu evde caminin haziresinin şu anda mekanın içerisinde ve Mehmet Akif'in duvarlarına İstiklal Marşı'nı yazdığı evin hemen yanındayız sevgili dostlar. Safahat'ın bir kısmının yazıldığı, Bülbül şiirinin de yazıldığı mekandayız. Efendim yine Akif'ten sonra burada mukim olan, hayatındayken burayı çok seven ve sık sık ziyarete gelen ve meftunu olan bir zat. 2009 yılında kaybettiğimiz Türk siyasi tarihinin nadir isimlerinden bir tanesi. Anadolu'nun yiğit insanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu beyefendinin kabri de yine caminin hemen kıblegah tarafında. Yine yakın bir zamanda yitirdiğimiz bir dost da var burada. Hemen dergahın kapısından, bahçesinden girdiğimizde orada bizi beyaz kabriyle bizleri karşılamakta. Kendine has selamıyla bu toprağın insanları onu tanıdı. Yedi güzel adamdan bir tanesi, yedi güzel adamın ağabeyi aynı zamanda. Bahçeye girerken karşılar bizi. Türk edebiyatının büyük şairlerinden, büyük insanlarından Kudüs şairi olarak adlandırdığımız bir zat, merhum Nuri Pakdil de burada. Evet, Kadir Gecesi hassasiyetiyle sözlerinde, davalarında ve yaşantılarında gözümüze çarpan isimlerden ve burada kabri olan birkaç isimden sizlere bahsettik sevgili dostlar. Hazreti Peygamber'in bile hasretle aradığı bir gece niye bugün acaba tam olarak belirtilmedi ki? Hangi gün, o gün mü, bugün mü, tek mi, çift mi derken işte Kadir Gecesi geldi çattı. Dedik ya, aşıklar bu geceyi her daim bütün dünya meşveretini keserek itikafa girmişler sadece bu geceyi yakalamak için. Ömrü de 83 yıla denk gelen bir geceyi yakalayabilmek için. Ve 83 yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanmanın yolu da bu geceyi hasretle aramaktan acaba geçmiyor mu? Ve samimi bir gözyaşı, samimi bir tevbeden geçiyor gibi sanki. Sanki bu geceyi bizim biraz aramamız lazım gibi. Bu gece bizden biraz gayret bekliyor gibi. Hazreti Peygamber'in tam söyleyecekken, kapı önünde iki kişinin münakaşa ettiğini görünce unuttum dediği Kadir Gecesi için unutturulmuş olması da aslında bir eksiklik değil, aslında tam bir hikmet olsa gerek. İnşallah hem arayanlardan hem de bulanlardan oluruz. Alemlerin efendisi, şerefli eşi müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ni bilecek olursam, o geceye ulaşırsam, o gecede ben nasıl dua edeyim diye alemlerin efendisine sordu. Sultan-ı Levlak şöyle cevap verdi. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla diye dua et diye kıymetli eşi Hazreti Ayşe annemize böyle seslendi. Ve bizler de bugün gözyaşıyla, muhabbetle bütün gönlümüzü, ne varsa içimizi Rabbimize açalım. Ve açtıktan sonra evet işte Resulullah Efendimizin telkini olan o güzel kelimeyi, o güzel duayı biz de tekrarlayalım dostlar. Hep birlikte Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla diye dua edelim. Efendim eşikteyiz, duadayız, kulluk makamında bu gece kulluğa talibiz. Siz ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizle mekanın ruhundan nasiplenmek için buradayız. TRT Türk olarak sizleri Ankara'nın iki kalbinden biri olan Taceddin Sultan Dergahı'ndan selamlıyor ve bu gece burada yapacağımız Kadir Gecesi özel yayınına davet ediyoruz. Buyursunlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala
salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni zidna ilmen ve alhiqni ve alhiqna bis salihin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yaratan Rabbimiz, yaşatan Rabbimiz, sayısız nimetler içerisinde iman etmeyi lütfeden Rabbimiz, iki cihan serveri, alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı nasip eden Rabbimiz, iman etmeyi, Müslüman olmayı, ümmeti olmayı nasip ettiği gibi mümin yaşayıp mümin olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek son nefesimizi verebilmeyi de nasip eylesin. Ümmeti olmayı lütfettiği gibi iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanarak yolunu yol tutarak yaşayabilmeyi de nasip eylesin. Yarın mahşer meydanında وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ نَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika. Bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar buyurdu. Akibete ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Ramazan ayına ulaştırdı. Men sâmehu ve kâmehu imanen ve ihtisâben haraca min zünûbihi ke yevmi veledetuhu ümmüh buyurdu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Oruç ve ibadetle geçiren kimsenin annesinin bedeninden ayrılıp dünyaya gözlerini yeni açan bir yavrunun günahsız oluşu gibi günahlarından kurtulabileceği aya ulaştırdı bizi. O ayın içerisinde Kadir Gecesi'ne ulaşmayı ümit ediyoruz. Kadir Gecesi'ne ulaştırdı bizi. Hamdü senalar olsun. Bayram sabahına affetmediği bir günahımız kalmaksızın ulaşabilmeyi nasip eylesin. Arınmış, durulmuş, tertemiz olarak ulaşabilmeyi nasip eylesin. Dünyada bayrama eriştirdiği gibi ukbada cennetini nasip etmek suretiyle cemalini nasip etmek suretiyle selamun kavlen mir rabbir rahim. Rahim olan Rab'dan selam vardır buyurduğu kullarının arasına dahil etmek suretiyle cennete aldıktan sonra ey kullarım razı ve memnun musunuz diye sorduğu kulların arasına katmak suretiyle
her birimizin ebedi hayatını da bayram kılsın Rabbimiz. Ahiretinde ahiretimizi bayram kılsın Rabbimiz. Dünyada ebedi hayatı cennet ve cemalullah olacak bir güzellikte yaşayabilmeyi, salih amellerle, güzel sözlerle dolu bir hayat yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, dünyanın pek çok köşesinden TRT Türk ekranlarından bizi izlemekte olan aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hayatımızın en müstesna anlarından bir tanesini yaşıyoruz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 günlük diliminde aramamızı, o 10 günlük dilimin içerisinde özellikle 27. geceye yoğunlaşmamızı tavsiye ediyorlar bize. Alemi İslam olarak, bütün Müslüman alemi olarak hüsnü zannımız var. 26'sını 27'sine bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair hüsnü zanla camileri dolduruyoruz. Bir araya gelip dua dua Rabbimize yalvarıyoruz. Allah'ım, ümmetin her bir tarafında, dünyanın her bir köşesinde ümmetinden sana iman eden Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden kim varsa sıkıntılarını sana arz ediyoruz. Maddi ve manevi dertlerimizi sana arz ediyoruz. Bu mübarek gecede senin rahmet kapılarını çalıyoruz. Merhametinle muameleyle bizleri ya Rabbi. Yakın zamanda büyük bir afetle, musibetle sınadın bizi Allah'ım. Sen gereken maddi ve manevi dersleri çıkarabilmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sen dünyanın ahirete kıyasla birkaç saatten ibaret olduğunun idrakine varabilmeyi, bilinciyle yaşayabilmeyi, çok kısa dünya hayatında cenneti kazanırsak hayatın anlamı olduğunun farkına varabilmeyi, cennetini, cemalini, rızanı kazandıracak bir hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, sen Kur'an'ında inna enzelnahu fi leyletil kadr, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyorsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künna münzirin, biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, biz uyarmak için indirdik buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin, bize göndermiş olduğun en büyük mucizeye, en büyük emanete, Kur'an'ına, kitabına sahip çıkabilmeyi, okuyup doğru anlayabilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselam'ın İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabih. Kur'an'ı okuyun. Zira Kur'an okuyup da onunla amel edenlere kıyamet günü şefaat edecektir müjdesine nail olabilecek bir hayatı yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bakar mısınız müjdeye? وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ. Allah'ın evlerinden bir evde insanlar bir araya gelse, يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, Allah'ın kitabını okusalar ve anlamak için çaba gösterseler, anlamak için gayret etseler, ne diyor Rabbimin gönderdiği kitap bana, sokağıma dair söyledikleri nedir, evime dair söyledikleri nedir, ticaretime dair söyledikleri nedir, miras taksimine dair söyledikleri nedir, hayata dair söyledikleri nedir, ukbaya, ahirete dair söyledikleri nedir diye bir anlama çabası içerisinde olsalar ne olur o meclise, ne olur o topluluğa biliyor musunuz? İlla nezelet aleyhimus sekine, huzur iner onların üzerine. Ve gâşiyetumur rahme, Allah'ın rahmeti kuşatır onları. Ve haffet bihimul melaike, melekler kanatlarını açarlar onlar için. Ve zekerallahu fîmen indeh, Allah katında bulunan nurani, ruhani varlıkların yanında okullarını zikreder, okullarını över buyuruyor. İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, şu tabloya bakar mısınız?
Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet peygamberi olduğunu, şefkat peygamberi olduğunu, ağzından kolay kolay beddua çıkmadığını, Taif'te kendisini taşlayanlara bile ellerini açıp da Allah'ımın onları bağışlamasını istiyorum. Olur ki onların neslinden bana iman eden, Allah'a iman eden insanlar gelir şeklinde rahmet dilediğini Allah'tan Celle Celaluhu. Uhud'da aldığı darbeyle yanağına miğferi batıp da kan döküldüğü zaman ağzından ellerini kaldırıp Allahümme gfirli kavmi fe innehum la yarifun. Allah'ım bana bunu yapan kavmimi bağışla, zira bilmiyorlar şeklinde dua ettiğini, rahmet duası ettiğini biliyoruz. Allah Celle Celaluhu bize mahşerden bir tablo sunuyor. Furkan suresi 30. ayet. Evlere gidince lütfen bakınız, tefsirlerine bakınız, anladığınız dilde açıklamasını okuyunuz lütfen. Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor, insanlar grup grup gelirken ve kâle Resul ve şöyle diyor peygamber: Ya Rabbi inne kavmi ittehezu hâzel Kur'âne mehcûra. Allah'ım diyor, Rabbim bu gelen kavmim, bu gelen insanlar Kur'an'ı mehcur bıraktılar, Kur'an'ı terk ettiler, sana havale ediyorum ya Rabbi. Allah'ım kitabına ilgi göstermemek suretiyle, kitabını okuyup anlamamak suretiyle, kitabını yaşamamak suretiyle, peygamberinin sana şikayet ettiklerinden olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kitabı okuyan, anlayan ve yaşayanlardan olup da bu kitabın şefaat ettiği kullarından olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu geceyi bin aydan hayırlı hale getiren sebeptir. Bize inmeye başlarsa, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hira'da, Nur Dağı'nda inmeye başladı. İkra bismi rabbikellezî halak diye başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başladı. Yaklaşık 23 senede parça parça hayatımıza dair, her anına dair, eve gittiğiniz zaman, evin kapısını çaldığınız zaman selam vermeden girmeyin diye bir ayet duydunuz mu? Kıymetli kardeşlerim, yürüyüşün ölçüsünden bahseden bir ayet duydunuz mu? Vaksit fi meşrik vaudut min savtik, ölçülü yürü, sesini kıs diye söyleyen ayet duydunuz mu? Ve la temşi fil ardı meraha, kibirlene kibirlene, şımara şımara yürüme diyen ayet duydunuz mu? İza dehaltum buyuten fesellimu enfusik ala enfusikum, evlere girdiğiniz zaman ev halkına kendinize selam verin diye emreden ayet duydunuz mu? Nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl yürümemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl bakmamız gerektiğini, aziz kardeşlerim zamanım dar, hepsini örneklendiremeyeceğim. Ama şu ayeti mutlaka duydunuz. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Söyle erkeklerine müminlerin, müminlerin erkeklerine söyle gözlerini kıssınlar, harama bakmasınlar. Bir sonraki ayette قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, müminlerin kadınlarına da söyle يَغُطُّنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ, onlar da gözlerini kıssın, harama bakmasınlar. Elin ölçüsü olması gerektiğinden bahseder Allah Celle Celaluhu. Gözün, ayakların, kulakların, bütün bedenin ölçüsü olması gerektiğinden bahseder. Kıymetli kardeşlerim, şu kursaktan aşağıya Kadir Gecesi'ni idrak etmek istiyorsak, Allah'ım şu kursaktan aşağıya haramın lokması geçmektense ateşi yuttur, haramı geçirme, kul hakkını geçirme, faizi geçirme, devlet malını, kamu hakkını geçirme, kumarı malını geçirme, haramdan kazanılanı geçirme ya Rabbi diye karar vermektir Kadir Gecesi'ni idrak etmek, kıymetli kardeşlerim. Allah'ım bu gözümün nurunu al gerekirse, ama harama baktırma ya Rabbi, yanlışa baktırma ya Rabbi, bana helal ve caiz olmayana baktırma ya Rabbi demek ve karar vermektir Kadir Gecesi.
Kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi kalplerimizden Kur'an'ın söylediği gibi kini, öfkeyi, nefreti çıkarıp atmak, onun yerine muhabbeti doldurmak, sevgiyi, merhameti doldurmak, şefkati doldurmaktır. Kadir Gecesi tahrip ettiğimiz ilişkilerimizi tamir etme zamanıdır. İhmal ettiğimiz annemizi, babamızı, sormadığımız akrabamızı, darılttığımız komşumuzu, arkadaşımızı, kırdığımız, incittiğimiz gönülleri tamir etme zamanıdır. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyururlar, Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Anne babalarınız sizin ya cennetiniz ya cehenneminizdir buyururlar. Kıymetli kardeşlerim, zaman dar. Ölüm bizim için. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Nerede geleceğini bilmiyoruz. Nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ama emin olduğumuz bir konu var. Bir şairin dediği gibi, evde oturuyorsunuz, kapınız çalar, ziliniz çalar, açarsınız, uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınız, sevinirsiniz, mutlu olursunuz, sarılır, sohbet edersiniz. Başka bir gün yine bunalmış otururken kapınız, ziliniz çalar, kapıyı açarsınız. Uzun süredir görmediğiniz evladınız sizi ziyarete gelmiş. Çok mutlu olursunuz, sevinirsiniz. Başka bir gün otururken kapınız çalmaz, zil sesi gelmez, pencereden tıkırtı sesi gelmez. Ama bir gelen olur evinize. Bunun diğer gelenlerden bir farkı vardır. Giderken yalnız dönmez sizin evinizden. Alır sizi yanına, kolunuzdan tutar, bir tarafınızdan tutar, sizinle beraber gider. Ebedi yolculuğa çıkarsınız. Hatta izâ câ'ahadahumul mevt, kâle rabbirci'ûn. Ölüm gelince insan, ya Rabbi beni geriye çevirseniz, benim birazcık daha süremi uzatsanız, bana birazcık daha mühlet verseniz, lealli a'melu salihan fîmâ terakt, şu geride bırakmış olduğum dünya hayatımda yarım kalan salih işlerim var Allah'ım. Allahu Ekber her gün semalardan yankılandı. Hayyâlâs-salâh beni çağırdı. Hayyâlel-felâh gel kurtuluşa dedi, oralı olmadım. Çok işim vardı. Dünyalık biriktirecektim. Yiyacaktım, makamımı yükseltecektim, şöhretimi artıracaktım, nefsimin arzu ve isteklerini tabi mutmain edecektim. Çok işim vardı, fırsat bulup gelemedim. Bana bir fırsat ver, ya Rabbi gideyim, sen beni çağırınca, haydi kurtuluşa gel deyince, kalbimdeki en büyük endişe ve dert, o vaktin namazını eda etmek olacak. Bana bir fırsat verir misin deyiverecek insan. Ya Rabbi, eşimle münasebetlerim darmadağındı. Zulmettim, eziyet ettim, hakaret ettim. Senin peygamberin aleyhissalatü vesselam, ahlakı en güzel olanınız eşleriyle en iyi geçinenlerinizdir buyurmasına rağmen, ben eşimle iyi münasebet kuramadım. Ya Rabbi, evlatlar verdin bana en büyük nimet ve emanet olarak, ama evlatları güzel yetiştirmedim. Özel okullara gönderdim, özel öğretmenler tuttum, özel ilgi gösterdim, evlerini kurdum, işlerini kurdum. Ama Allah'ım sen aklıma hiç gelmedin. Bana fırsat versem, ben onlara birazcık da manevi eğitim versem, seni öğretsem, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı öğretsem, Kur'an'ını, kitabını öğretsem, ya Rab bana fırsat verir misin? Böyle temennileri sıralayabilirsiniz. Ardı ardına böyle cümleler kurabilirsiniz. Lealli a'melu salihan fima terakt. Geride kalan dünya hayatımda yarım kalan işlerim var. Bana bir fırsat verir misin deyince Cenab-ı Hak kella. Hayır. Böyle bir şey olmaz. İnneha kelimetun huve qailuha. Bunun söylediği söyleyene ait boş bir sözden ibarettir. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Artık insanlar öldükten sonra diriltilecekleri mahşer meydanına kadar dünyaya dönmelerin önünde engel var. Böyle bir şey yok. Kıymetli kardeşlerim, ne olursunuz, ekranları başında izleyen çok aziz kardeşlerim,
Ne olursunuz birbirimize dua edelim. Hayat bir defa yaşanıyor. Dünyaya bir defa geliyoruz. Dönüşü yok bu hayatın. Pişmanlığın faydası yok. Bana bir fırsat daha verir misin ya Rabbi? Temennilerinin bir anlamı yok. Bir defa yaşıyor, bir defa ölüyor insan. Bu dünyadan huzuruna Rabbimizin hakla gitmemek lazım. İnsan hakkıyla, kul hakkıyla da gitmemek, kamu hakkıyla da gitmemek, Allah'ın hakkıyla da gitmemek lazım. Bizden kulluk istiyor, fazla bir şey değil. Ben sizden rızık istemiyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni doyurmalarını filan istemiyorum insanların. Allahu Ekber demelerini, La ilahe illallah demelerini, bana yönelmelerini, kulluk etmelerini, güzel yaşamalarını istiyorum. Başka bir beklentim yok buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kadir gecesinde ne olur kıymetli kardeşlerim, bir geceye mahsus, sadece bir geceye mahsus ibadetlere yoğunlaşmaktan daha ziyade bu gece karar verelim. Allah'ım, ya Rabbi, sen rahmetinle kuşat bizi, merhametinle muamele et bize. Biz sana güzel kul olmak istiyoruz. Sen bize yardımcı ol ya Rabbi. Sen bu kitabı, varsa aramızda hiç okumayan, kitap başucu olsun, anladığımız dilden, bitirip yeniden başlamak üzere, bitirip yeniden başlamak üzere, kitaba göre hayatımızı tanzim etmek üzere, ya Rabbi sen yardımcı ol bize. Böyle bir karar verdik. Bundan sonra hayatı senin için yaşayalım. Gördük ki senin iraden, senin kudretin bir tecelli edince, yığdıklarımız, biriktirdiklerimiz, çoğalttıklarımız, ömrümüzü verdiklerimiz bir dakikada hepsi yok olup gidiyor. Hepsini kaybediyoruz. Dakika sürmüyor ya Rabbi. Senin katında bize fayda verecek şeyleri biriktirmeyi nasip eyle. Salih amel, iman. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُوا وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Ne mal fayda verecek o günde, ne de çocuklar, evlatlar fayda verecek. Teslim olmuş bir kalple, arı duru bir kalple, selim bir kalple, iman dolu bir kalple gelen bunun faydasını görecek. Rabbim her birimize iman dolu, zikirle mutmain kalp sahibi olabilmeyi nasip eylesin. İbadetle kendisine yönelen kullar olabilmeyi nasip eylesin. Haramlardan uzak duran, salih ameller işleyen, güzel ahlaklı kullar olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Geleceğimize selamet ihsan eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Kadir gecemiz mübarek olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala İbrahim Rabb بِجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى شيء في الأرض ولا في السماء
صدق الله العظيم. 11 aylık yoldan gelir, 11 aylık yoldan gelir, bir ay bize mihman olur, bir ay bize mihman olur, yarın bize şefi olur, yarın bize şefi olur. Şehri Ramazan elveda, şehri Ramazan elveda. Allah Allah hayyu Allah, Allah Allah kayyum Allah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Müminlerin bayramısın, müminlerin bayramısın, dertlilerin dermanısın, dertlilerin dermanısın. Hakkın bize ihsanısın, hakkın bize ihsanısın. Şehri Ramazan elveda, şehri Ramazan elveda. Allah Allah hayyu Allah, Allah Allah kayyum Allah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Seyyidi kainat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Salavat. Allah'a dün zikredelim evvela, vacip oldu
cümle işte her kula Allah'a dün her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana Allah adı olsa her işin önü her gize biter olmaya anın sonu her nefeste Allah adı dibde Allah adı ile olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişür Allah diyen. Aşk ile gel indi Allah diyelim. Derd ile göz yaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah ol kerim ol rahim, ol ilah. Birdir ol birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Cümle alem yol iken ol var idi. Yaradılmıştan vani cebbar idi. Variken ol yok idi insü melek arşu ferşu ay gün hem nüh felek sunu ile bunlar ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi.
Kudretin izhari düp hem ol celil. Birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse mahvolur ol dem hemen. Meded ya Kerim Allah. Ey azizler işte başlar söze, bir vasiyet kılar zilla size. Ol vasiyet ki derim her kim tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya ona. Kim beni ol bir dua ile ana, her ki diler bu duada buluna. Fatiha ihsan ede ben kuluna. Salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina فاصبر لحكم ربك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
Hak Celle Ala kadrini bildirdi Kadir gecesi. Sure-i Kadir'de Hak Celle Ala kadrini bildirdi Kadir gecesi. Lütfiyle, fazlıyla ol yüce Mevla, kulunu güldürdü Kadir gecesi. Lütfiyle, fazlıyla ol yüce Mevla, kulunu güldürdü Kadir gecesi. O gece eyledi Kur'an'ı inzal, o gece eyledi Cibril'i irsal. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal, gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal, gözyaşın dindirdi Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı bilin buyurdu Kadir'in kadrini bize duyurdu. Bin aydan hayırlı bilin buyurdu Kadir'in kadrini bize duyurdu. Mümini mürşidi nura doyurdu. Rahmete erdirdi Kadir gecesi. Mümini mürşidi nura doyurdu. Rahmete erdirdi Kadir gecesi. Ey aşkı kadrini bil de şükreyle, başını secdeye koy da zikreyle. Rabbinin ihsanı nedir fikreyle. Ateşi söndürdü Kadir gecesi. Rabbinin ihsanı nedir fikreyle. Ateşi söndürdü Kadir gecesi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Amin. Hatun Muhammed annesi olsa deften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile.
vakten işti. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın. Çok alametler belirdi gelmeden. O Rabbi anesi anda neler gördü neler dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur kim güneş pervanesi belki rup çıktı evimden nagehan göklere de nur ile doldu cihan gökler açıldı ve feth oldu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib de ana. Biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan kim ol halkın yeğeni. Kim yakın oldu cihana gelmeyi. Kabe gibi
Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi kadri cemil. Bir anaya vermemiştir ol celil. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müzlimindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nuru tergib ettiler. Şu vakit oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir can dolusu şerbeti. İçtiman oldu cismim nura gark, iyi demezdim kendimi nurdan fark. Geldi bırak kuş kanadıyla revan, arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hatta o sultan-ı din nura gark oldu semavat-ı zemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Huzurunda bel bağladım, hazin hazin hep ağladım. Huzurunda bel bağladım, hazin hazin hep ağladım. Şefaattir tek muradım, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Günahlardan kaçıldı, şefaat ya Resulallah. Eller semaya açıldı, gönüllere nur saçıldı. Günahlardan kaçıldı, şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي yüceler yücesi
Rahman ve Rahim olan Allah'ımız, şu mübarek gecede huzurunda divan durduk. Ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı, aminlerimizi katında kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Şu mübarek ayda tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz, vereceğimiz zekatlarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi, sadakalarımızı, kıldığımız namazlarımızı katında kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Bin aydan daha hayırlı olan şu mübarek Kadir Gecesi'nin feyzinden ve bereketinden en ziyadeli şekilde istifade eden kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yerlerimize oturmadan bağışlanmadık hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. Affedilmedik hiçbir hatamızı bırakma ya Rabbi. Setredilmedik hiçbir ayıbımızı bırakma ya Rabbi. Çünkü sen çok affedicisin, affetmeyi de çok sevensin. Cümlemizi affeyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع طار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
sallu aleyhi. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين. واحشرنا معهم بلطفك وكرمك آمين. والحمد لله رب العالمين على للعالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على سيدنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته صبار شكور وإذا غشيهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا ختار كفور يا وما تدري نفسك
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن بسم الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن döner durur her an başım akar gözden dinmez yaşım döner durur her an başım şefaattir pür telaşım şefaat ya Resulallah eller semaya açıldı gönüllere saçıldı günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah eller semaya açıldı gönüllere nur saçıldı günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah. Bize bizden yakın olan her şeyi لا تقنطوا من رحمة الله
İlahi ferman olan Allah Celle Celaluhu bir kapı kapanır, bin kapı açılır. İşte büyük sır bundadır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil okunur. Çok yürekler onunla felah bulur. Ya ilahi ol Muhammed hak için. Ol şefaat kâni Ahmed hak için. Ol gece söyleşilen söz hak için. Ol gece hakkı gören için. Sırrı Fırkan Nur-i Azam hak için. Kudüs-ü Kabe gözü yaşı hak için aşıkların, bağrı başı hak için sadıkların, aşk odundan ciğeri püryan için. Derd ile kan ağlayan giryan için. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile tacanımız. Sana layık kullarınla hemdem et ehli derdi. Sohbetine mahram et. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et. Yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dallin, bu duaya cümlenizdeyin amin.
ümmetinden razı olsun ol mu'in. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا
وَنُنَزِّلُ مِنَ Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tariqin müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ve afanna ya Kerim ve afanna ya Rahim. Ve gfir lena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin.
Allahümme zeyyinna bi ziyneti hatematil Kur'an ve ekrimna bi kerameti hatematil Kur'an ve şerrifna bi şerafeti hatematil Kur'an ve elbisna bi hil'ati hatematil Kur'an ve edhilna cennete bi şefaati hatematil Kur'an ve afina min kulli belait dünya ve azabil ahireti bi hürmetil Kur'an ve erham cemi'a ümmeti Muhammedin ya Rahimu ya Rahman. Allahümme ec'al Kur'ane lena fit dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sırat-ı nura ve ilal cenneti rafiqa ve minen nari sitren ve hicaba ve ilal hayrati kulleha delilen ve imamen bi fadlike ve cudike ve keremke ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Allahümme ehdine bi hidayetil Kur'an ve neccine minen niran bi kerametil Kur'an ve erfa' derecatine bi fadiletil Kur'an ve keffir anna seyyiatine bi tilavetil Kur'an ya zel fadli vel ihsan. Allahümme dahir kulubena ve stur uyubena ve şfi merdana ve gzi duyunena ve beyyiz vücuhena ve erfa' derecatine وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الظالمين وثبت أقدامنا وانصرنا القوم المنافقين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. يا ربي okunan 26 bin, Ankara'mızda okunan 26 bin hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paklarına hediye ederek sen vasile ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhuna bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi, hissedar eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiramın, ehli beytin ruhuna hediye ederek sen vasile ya Rabbi. Ya Rabbi kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rab, bu hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Okudukları hatimlerin sevabını bizden paylaştıkları için kendilerinden razı ol ya Rabbi. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı bu okuyan kardeşlerimizin ahirete göçen analarının, babalarının, akrabalarının ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi, hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin de ahirete göçen analarımızın, babalarımızın, akrabalarımızın, eşlerimizin, dostlarımızın, mümin müminatın ruhlarına bağışlarsın. Sen haberdar eyle ya Rabbi, hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rab, kabirlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın el kabru ravdatun min riyadil cinan ev imme hufretun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kardeşlerimizin kabirlerini cennet bahçesine tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahirete göçen kardeşlerimize ve bizlere kabre girdiğimiz zaman münker ve nekir meleklerinin Rabbin kimdir dedikleri zaman Rabbimiz Allah'tır demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamberin kimdir dedikleri zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kıblen neresidir diye sordukları zaman kıblemiz Kabe-i Muazzama'dır demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kitabın nedir diye dendiği zaman kitabım Kelamullah'tır, Kur'an-ı Azimüşşan'dır, Allah'ın kelamıdır demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kabir hayatımızı pür nur, makamlarımızı cemimizin makamına âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanı için, milleti için, ilahi kelimetullah için şehadet şerbetini yudumlayan bütün şehitlerimizin, ahirete göçmüş bulunan gazilerimizin de ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetle lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bir deprem yaşadık ya Rabbi. Deprem bölgesindeki ruhunu Rahman'a teslim eden mümin müminat şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Okunan hatmi şeriflerden onların da ruhlarına ithaf eyledik. Haberdar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi depremzede kardeşlerimizden yaralı olan kardeşlerimize Şafi ismi şerifinle acil şifalar lütfeyle ya Rabbi. Depremzede kardeşlerimize ve bütün Türkiye'mize sabrı cemiller nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Türkiye'mizi, dünyamızı
sel, yangın, deprem felaketlerinden hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizler aciz naciz kullarınız ya Rabbi. Amin. Senin kapına geldik. Kapından bizleri geriye boş çevirme Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, hastanelerde ve evlerde hastalarımız var. Bizden dua bekleyen kardeşlerimiz var. Kardeşlerimize de Şafii ismi şerifin hürmetine şifalar lütfeyle ya Rabbi. Şu Kadir Gecesi hürmetine lütfeyle ya Rabbi. Ya Rab, Kadir Gecesi hürmetine, Kadir Gecemizi makbul eyle ya Rabbi. Bu geceyi değerlendiren kullarından eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, teravih namazlarımızı kabule karin eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine imsaktan iftara kadar tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah uluhiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine vermiş olduğumuz zekatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine vermiş olduğumuz fitrelerimizi, sadakayı, fıtırlarımızı, fidyelerimizi dergah uluhiyetinde kabul eyle, karin eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Kadir Gecesi hürmetine 26 gündür oruç tutamayan kardeşlerimizin ölmediler ya, hayattalar ya, yarından itibaren oruç tutmalarına ve bayrama, Ramazan bayramına oruç tutan kullar olarak çıkmayı cümlemize nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen Rahmansın, sen Rahimsin, kapına geldik ya Rabbi. Ne olur kapından bizleri geriye boş çevirme Allah'ım. Senin kulların olarak hatalarımız var, kusurlarımız var ama iman etmişiz, inanmışız ki sen hadisi kutsi'de sebekat rahmeti ala gazabi, rahmetim gazabımı geçmiştir ya buyuruyorsun. Senin Rahman nasıl? Rahmaniyetine sığınıyoruz ya Rabbi. Rahmiyetine sığınıyoruz ya Rabbi. Kapından geriye boş çevirme bizleri ne olur Allah'ım. Kapıysa senin kapındır ya Rabbi. Biz başka kapı tanımıyoruz. Senin kapını elimize açtık. Elimizi deryahu luhiyetinden geriye boş çevirme Allah'ım. Evladı ülyalımızı, gençliğimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hazreti Ebu Bekir gibi sadakatte ve doğrulda doğru ve dürüst bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Rabbi. Hazreti Ömer gibi adaletli ve hakkaniyetli bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Osman gibi hayalı, terbiyeli, ahlaklı bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ehli Beyt'in sultanı Hasan Hüseyin Efendimizin babası Fatıma-tü Zehra annemizin zevci Hazreti Ali Kerremallahu veçhe gibi bir ilimde, şecaatte ve cesarette bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Radiyallahu teala anhum ecmain. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, ticaret sahibi olan kardeşlerimize helalinden rızıklar kazanmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu Kadir Gecesi hürmetine ya Rabbi, rızkımızı helalinden ver ya Rabbi. Sen ayet-i kerimende diyorsun ki, yani ayet-i kerimenden Peygamber Efendimizin de ifadesiyle beraber Rabbim işte her bir emir için melekler Cebrail ve Ruh ismindeki melek iner de inerler. Bu gece sabaha kadar selamettir diyorsun. Hatta medda'il fecir, fecir atıncaya kadar selamettir diye buyuruyorsun ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamberimizin hadis-i şerifi içerisinde Allah-u Teala sen ya Rabbi kubbeyi, gök kubbeyi açıp ey meleklerim bakın kullarım Kadir Gecemi nasıl da kutluyorlar. Peygamber Efendimizin men kâme leyletel kabri imanen ve ihtisaben gufre lehumâ tekademe min zenbi. Her kim Kadir Gecesini kıyamla, ihyayla geçirirse onun imanlı ve Allah'tan sevabını umarak bu ibadetleri yapar ise onun geçmiş günahlara affolur diye Peygamber buyuruyor. Ya Rabbi senin kapına geldik, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi bu gece kapıların açıldığı, gök kubbeden semadan kapıların açıldığı ve Rabbimizin yok mu kullarımdan af dileyen affedeyim, yok mu kullarımdan isteyen onu mağfiret edeyim, yok mu kullarımdan rızık isteyen ona rızıklandırayım diye buyurduğun bir gecedeyiz ya Rabbi. Leyla-i Kadir'imizi mübarek eyle ya Rabbi. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi eda etmeyi, ifa etmeyi cümle kardeşlerimize ve işlerinde de bizlere nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rab, cennet vatanımızın semalarına dalgalanan ve istiklaliyetimizin alameti olan ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet aşağılara indirme ya Rabbi. Amin. Ve yine semalarımıza nidalanan şehadetleri dinimizin temel olan ezanları ilelebet dindirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri vatansız, milletsiz, devletsiz eyleme ya Rabbi. Bizleri dinsiz, diyanetsiz eyleme ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin.
İmanı veren sensin ya Rabbi. Kalbimizde imanı daim eyle ya Rabbi. İmanla, ikrarla şu ana kadar nasıl yaşadıysak son nefeste de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek şu fani alemden göçmeyi cümlemize nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen ayeti kerimende buyuruyorsun ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Resulüm kullarıma de ki, nefislerine karşı haddi aşan kullarıma de ki, sakın Allah'tan ümidi kesmesinler. Allah'tan ümidi kesmek dinimizde caiz değildir. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا O Allah ki, O Rahmandır, O Gaffardır, öyle bir Rabb'dir ki, işlemiş olduğumuz günahlarımızın boyutu ne olursa olsun, O affeder, O affetmeyi sever, O Gafurdur, Rahim'dir. Ya Rabbi, senin kapına geldik. Ne olur bu ayet-i kerime muvazeyesinde ellerimizi geriye boş çevirme ya Rabbi. Ya Rab, Hazreti Ayşe validemiz Kadir Gecesi'ne ulaşırsam ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne ulaşırsam nasıl dua edeyim diye Peygamber Efendimiz'e sorduğu zaman Peygamber Efendimiz ya Ayşe şöyle dua et diye buyurmuştu. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Ya Rabbim sen affedicisin, sen kerimsin, cömertsin, sen affetmeyi seversin Allah'ım. Ne olur beni de affet Allah'ım. Ne olur bizi de bağışla Allah'ım. Rahmet kapından geriye bizleri boş çevirme Allah'ım. Ne olur biz aciz naciz kulların olarak senin kapına geldik. Kapından bizi geriye boş çevirme Allah'ım. Ayşe validemizin Tirmizi ve İbn-i Mace'den rivayet eden bu hadis-i şerifindeki senin Kadir Gecesi'ndeki bu dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bu dualarımızı geriye boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizler dua ettiğiniz zaman dualarınız yerle gök arasında bekletilir. Ta ki bana salavat getirince Allahu Teala'ya arz olunur. Buyurun. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kafe-i ehli İslam ve ehli iman ruhları için. Haseten vatanı için, milleti için, ilahi kelimetullah için şehadet şerbeti yudumlayan kardeşlerimiz, askerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız için. Ya Rabbi, gazilerimizden ahirete göçenlerimiz için, bizden Fatiha bekleyen cümle kardeşlerimiz için, Kadir Gecesi hürmetine ya Rabbi, Kabe-i Muazzama'da tavaf edenler hürmetine ya Rabbi, Beytullah'ı ziyaret edenler hürmetine ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı geriye boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, ahde göçenlerimizin hürmetine, haseten lillahi teala el-Fatiha'ta ma'as-salavat.